Şimdi de grup konuşmasını yapmak üzere Sayın Eş Başkanımız Pervin Buldan'ı konuşması için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Eş Genel Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili misafirler, sevgili konuklar, sevgili cumartesi anneleri, Diyarbakır'dan ve İstanbul'dan gelen değerli yoldaşlarım, yol ve mücadele arkadaşlarım, sevgili işçiler, sevgili direnişçiler, sevgili emekçiler, sevgili kadınlar, sevgili gençler. Hepiniz bu grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama geçmeden önce geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sevgili İbrahim Ayhan'ı rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Sevgili İbrahim Ayhan uzun süre bu mücadelede bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapmış olan, ancak bugünkü adalet sisteminin bozukluğundan kaynaklı özellikle 26. dönemde milletvekilliği düşürülen, ancak ondan sonra da kendisi hakkında verilen cezalar ve yaşamış olduğu bu faşizan koşullara dayanamayan kalbi ne yazık ki onun bizim aramızdan ayrılmasına sebep olmuştur. Sevgili İbrahim Ayhan, emek mücadelesinin, eğitim mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin önemli bir ferdiydi. Bu ülkede barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin yeşermesine önemli katkıları olan bir arkadaşımızdı. Ancak çok erken ayrıldı aramızdan. O yüzden sevgili İbrahim Ayhan'a ve ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi buradan göndermek istiyoruz ve onu asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, dün parlamento açıldı. Yeni yasama yılına bugün itibariyle başlanacak. Ancak grup başkan vekilimiz de ifade etti. Bir eksikle toplanacak parlamento. Sevgili Leyla Güven tutuklu olması nedeniyle aramızda değil. Parlamento dün bir eksikle açıldı, bunu biliyoruz. Ve parlamentoda olması gereken bir milletvekili arkadaşımız cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Bu anlayışı ve bu tutumu özellikle buradan kınıyorum ve bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesi çağrısını yapıyorum. Dün meclisin açılışında meclis başkanı parlamentodaki kadın vekil oranına vurgu yaptı. Ama bir kadın vekil olarak Leyla Güven arkadaşımızın rehin tutulduğunu da görmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Sayın meclis başkanını parlamentonun saygınlığını koruma ve eksik temsiliyeti sonlandırma noktasında gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyorum. Leyla Güven, Hakkari halkının temsilcisidir. Onun yeri cezaevi değildir. Onun yeri meclis sıralarıdır. Buradan sevgili Leyla Güven başta olmak üzere cezaevlerinde rehin olarak tutulan tüm milletvekili arkadaşlarımıza, belediye eş başkanlarımıza, sevgili Selahattin Demirtaş'a, sevgili Figen Yüksekdağ'a, sevgili İdris Balıken'e, sevgili Selma Irmağ'a ve sevgili Gülten Kuşanağ'a, onların şahsında rehin tutulan tüm yoldaşlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 27. dönem parlamentosu biraz önce de ifade ettim, bugün çalışmalarına başlıyor ve yeni dönemin ülkemiz demokrasisi açısından hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Ülke sorunlarının özellikle giderek ağırlaştığı, derin siyasi ve ekonomik krizlerin yaşandığı böylesi bir dönemde parlamentonun görev ve sorumlulukları
daha da artmaktadır, bunu biliyoruz. Tekçi yönetim zihniyetine rağmen bizim mücadelemizle parlamento halkın sesi olmaya, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir zemin olmaya devam edecektir. Halkların Demokratik Partisi grubu olarak parlamentoyu en etkin şekilde işletmeye, bu kürsüyü halkın kürsüsü, bu meclisi halkın meclisi yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Saray yönetimi tüm denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmaya çalışsa da bizler meclisi en etkin denetim mekanizması olarak işletmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın, bundan hiç kimse kuşku duymasın. Her haksızlığı, her mağduriyeti, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları bu kürsüden dile getirmeye devam edeceğiz. Halklarımız adına hesap sormaya hep birlikte devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sevgili misafirler, sevgili konuklar, geride bıraktığımız 24 Haziran seçimleri elbette ki Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Erken seçim kararı alan AKP ve ortağı tek sesli bir meclis ve mutlak çoğunluk hedefliyordu. Ancak partimizin hem baraj altında kalması için her türlü engelleme ve baskıyı devreye koydular, hem de eşitsiz ve adil olmayan her imkan ve fırsatın AKP tarafından kullanıldığı, medyanın tümüyle bize kapatıldığı ve OHAL ortamında seçimlere girdiğimizi özellikle bir kez daha belirtmek isterim. Diğer Cumhurbaşkanı adayları kampanyalarını yürütürken partimizin adayı sevgili Selahattin Demirtaş ise siyasi rehine olarak tutuluyordu. Cezaevi koşullarında ancak kampanyasını yürütebiliyordu. Buradan sevgili Selahattin Demirtaş'a özellikle selamlarımızı gönderiyor, kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyor ve onunla birlikte olduğumuzu buradan bir kez daha belirtiyoruz. Kendisini selamlıyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyadan yarın Ankara Sincan'da duruşması var. Evet, bir kez daha sevgili Selahattin Demirtaş yarın bu hukuk sistemini, bu adalet sistemini yargılayacak. Kendisi yargılanmayacak aslında. O AKP'yi yargılayacak. Dolayısıyla yarın yapılacak olan duruşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Biz de orada olacağız. Biz de sevgili Selahattin Demirtaş'la beraber olacağız diyoruz. Çünkü dünyada örneği olmayan bu koşullarda bir seçim süreci yaşadık. O günde söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar, bizim tek dayanağımız, inandığımız ilkeler, halkımızın gücü ve uzun erimli mücadele geleneğimizdir. 24 Haziran seçimlerinden başarıyla çıktık. 67 milletvekiliyle parlamentoda önemli bir temsiliyet sağladık. İktidar ve ortağının baraj oyununu, 400 vekil hesabını, demokratik siyaseti, tasfiye planlarını hep birlikte bozduk. Bu çok önemlidir. Parlamentonun sesinin kesilmesine asla izin vermedik. Saray HDP'siz bir meclis istiyordu, halklarımız buna izin vermedi. Hayır, benim iradem, temsilcim olan Halkların Demokratik Partisi mecliste olacak dedi ve ülkeyi yönetenlerin özellikle bu mesajı çok iyi okuması gerektiğini belirtmek isterim. AKP tüm ülkeyi ve devleti ele geçirdiğini düşünebilir ama halkları, farklılıkları, demokrasi, barış ve özgürlük taleplerini bastıramayacaklarını ve bunu engelleyemeyeceklerini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bunu 7 Haziran'da anlamadılar, ders çıkaramadılar. Umarız ki 24 Haziran sonuçlarından gerekli dersleri çıkarırlar. Eğer halkın mesajını doğru okuyamazsanız daha çok 7 ve 24 Haziranlar görürsünüz ve yaşarsınız diyoruz. Bunu da böyle bilin. Buradan seçimler vesilesiyle Suruç'ta katledilen Hacı Esvet Şen Yaşar ile çocukları Adil ve Celal Şen Yaşar'ı saygıyla ve minnetle anıyorum. Onların vahşice öldürülmelerinin takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ve katillerin
yargı önüne çıkarılarak hesap vermesinin özellikle takipçisi olacağımıza buradan bir kez daha meclis kürsüsünden halklarımızın önünde söz veriyorum. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran'ı geride bıraktık ancak işimiz henüz bitmedi. Sırada 30 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler var ve hükümet sistemini ve mümkün olan tüm yönetim mekanizmalarını merkezileştirme, tekleştirme güdüsüyle hareket eden AKP-MHP ittifakı şimdi de önümüzdeki yerel seçimlerde demokratik karar alma ve demokratik yönetimlerin olmazsa olmazı yerel yönetimleri hedeflemekte ve özellikle partimizin kazanabileceği yerler ve oralara ilişkin yerel yönetimlere dönük çok ciddi hazırlıklar yapmaktadır. Bunu biliyoruz ancak şunu ifade etmek istiyoruz. Kürtlere denilmektedir ki senin seçme iradeni tanımıyoruz. Senin seçtiğin milletvekilini cezaevine atarız. Senin seçtiğin belediye başkanını tanımayız. Onun yerine kayyum atarız. Şunu bilsinler ki Kürtler vardır. Kürtlerin hakları vardır. Kürtlerin seçilme ve seçme hakları vardır. Özgürlükleri vardır. Bunları engellemeye dönük her söz ve tutum gayrimeşrudur. Rosa Luxemburg'un dediği gibi vardık, varız ve var olacağız değerli arkadaşlar. Yerel seçimlerde adaylarımızı halkımızla birlikte ve her yerde halkımızın tercihlerine göre belirleyeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tam da bu noktada demokrasi dediğimiz katılımcı ve çoğulcu karar alma yönetme mekanizmalarının yerel birimleri olan büyük şehirler, il, ilçe ve belde belediyeleri, belediye meclisleri bizler için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bugünden gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağımızı özellikle belirtiyorum ve her türlü gayrimeşru yollarla halk iradesini gasp etmelerine asla izin vermeyeceğimizi de belirtmek istiyorum. Bizleri nasıl parlamentodan söküp atmayı başaramadılarsa biz yerel yönetimlerde de güçlü bir biçimde var olmaya devam edeceğiz. O gasp ettikleri belediyeleri bir bir kazanıp halkın belediyeleri yapacağız. Halkımızın belediyelerini halkımızın değerlerine her gün saldıran, hakaret eden saray kayyumlarından kurtarmak hepimizin boynunun borcudur ve halkımıza sözümüzdür. O kayyumları saraya göndereceğiz. Gitsinler sarayın bahçesinde kayyumluk yapsınlar değerli arkadaşlar. Buradan tüm demokrasi güçlerine çağrıda bulunuyorum. Yerel seçimler elbette ki stratejik önemdedir. Saray yönetimi halklarımıza nefes aldırmayan baskıcı, tekçi, merkeziyetçi yönetim sistemini yerel seçimlerde ele geçirmeyi planladığı belediyelerle tamamlamak, sonuca götürmek istemektedir. Aslında onların tüm hazırlıkları bu yöndedir. Tıpkı parlamentoda çoğunluğu kaybettikleri gibi yerellerde de AKP'nin mutlak iktidar planı boşa çıkarılacaktır. Bunun için demokrasiden yana, barıştan yana, özgürlüklerden yana ve mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü karşımızda faşizan bir blok var ve her ittifakı kuruyorlar. Demokrasi isteyenler niye yan yana gelmesin? Burada bunu sorgulamak gerekir. Bunu yapmak için elbette ki bir engel yok. Bu nedenle herkesi bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum ve 30 Mart yerel seçimlerini 7 ve 24 Haziran'a hep birlikte çevirmeye davet ediyorum değerli arkadaşlar. Yerelden başlayarak bu ülkeyi hep birlikte dönüştürebiliriz. Demokrasiyi hep birlikte inşa edebiliriz. Buna inanıyoruz, halkımıza güveniyoruz, kararlıyız ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu da böyle bilsin. Çok değerli arkadaşlar, ülke bugün
tarihin en derin siyasi, ekonomik ve toplumsal kriziyle ne yazık ki karşı karşıya. Ülkenin yönetilemediğini biliyoruz. Siyasi krizin nedeni tek adamın 80 milyon adına karar vermesidir, bunu da biliyoruz. Krizin nedeni demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun, adaletin, insan haklarının askıya alınması ve tek adam rejimini ayakta tutmak için faşizmin kurumsallaştırılmasıdır, bunu da biliyoruz. Çoğulculuğun reddedilip tekçiliğin dayatılmasıdır, bunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden iç ve dış politikada rehine siyasetinin izlenmesidir aslında bu krizin nedeni. Sorunların barışçıl yollarla ve müzakerelerle değil, savaşla, çatışmayla çözülmeye çalışılmasıdır. Bunu da çok iyi biliyoruz. Demokratik denetim mekanizmalarının ve özgür medyanın yok edilmesidir. Halkın kaynaklarının savaşa harcanması, yandaşlara peşkeş çekilmesi ve yapılan yolsuzluklardır. Erdoğan seçimler öncesi istikrardan bahsediyordu, istikrar diyordu ve başkanlık sistemiyle ülkenin düzlüğe çıkacağını savunuyordu. 3 ayda ülkeyi düzlüğe değil, ne yazık ki yoldan çıkardılar ve dayattıkları sistem 3 ayda bu ülkeyi ölüm döşeğine taşıdı. Yönetemeyecekler, götüremeyecekler. Bunu buradan bir kez daha haykırıyoruz. Erdoğan kriz müriz yok diyor. Elbette ki sarayın penceresinden bakarsanız bu ülkede krizin olduğunu göremezsiniz. Ama halkın sofrasında bir kriz var, bunu bizler görüyoruz. Kriz yoksa her şeye %100 zam nedir? Bunu sormak istiyoruz. Kapanan iş yerleri, çıkartılan işçiler, artan yoksulluk neyin göstergesidir? Bunu sorgulamak istiyoruz. Kendisi Katar'dan trilyonluk bir uçak alıyor, hibe ettiler diyor ama diğer yandan çocuğuna pantolon alamayan bir baba intihar etmek zorunda kalıyor. Cumhur açlık ve yoksulluk içinde perperişan ve kendisine cumhurbaşkanıyım diyen ise bolluk içinde. Trilyonluk uçak alıyor, kriz yok diyor. Sarayın da en pahalı içeceklerini gelen misafirlerine ikram ediyor. Yeni Türkiye dedikleri işte budur değerli arkadaşlar. Kriz Türkiye'sidir. Halkın ağır bedeller ödediği bir Türkiye'dir. AKP'nin yeni Türkiye'si sigortasız, güvencesiz, ücreti gasp edilmiş işçilerin şantiyesidir. İş cinayetlerinin ülkesidir. Havalimanı işçileri insanca çalışma ve yaşam koşulu istedikleri için tutuklandılar. Bu zulümden başka bir şey değildir. İşçi arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ve bu zulümden başka bir şey olmayan işçi tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesiyle, özgürlükleriyle birlikte aynı zamanda tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. HDP olarak havalimanı işçileri başta olmak üzere diğer sektörlerde işten çıkaran işçilerin, direnişçilerin ve onları destekleyenlerin, emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların yanındayız, onların direnişi bizim direnişimizdir diyoruz. Hepsine buradan bir kez daha selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, Erdoğan yok deyince gerçekler yok olmuyor. Kürt sorunu yoktur diyor. Oysa bu ülkede hem Kürtler hem de Kürt sorunu var. Ekonomik kriz yok diyor. Oysa var. Demokrasi, özgürlük sorunu yok diyor. Bu ülkede demokrasi sorunu da var, özgürlük sorunu da var. Var dediği hiçbir şey de aslında yok. Ne istikrar var, ne demokrasi var, ne de ekonomik büyüme var. O yüzden Erdoğan ne diyorsa siz onun tersini düşünün değerli arkadaşlar. Bu gidişat sarayın daha fazla götüremeyeceğinin işaretidir. Yaşanan krizden daha fazla yara almamak için 24 Haziran'da erken seçime gitmişlerdi. Halkı kandırmışlardı ama gerçekler şu 3 ayda acı bir biçimde ortaya çıktı. Halkın bu olup biteni çok iyi görmesi ve anlaması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim.
Bu iktidarın şu ana kadar izlediği her politika boşa çıkmıştır. Çünkü halkı değil, kendi koltuklarını, iktidarlarını düşündüler. 2002'de ülkeye krizle geldiler, krizi devraldılar. Şimdi bu ülkeyi krizin içerisine sürüklediler. Bunlar krizle geldiler, krizle de gidecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın değerli arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin yaşadığı derin siyasi krizin altında yatan nedenlere bakıldığında hiç kuşkusuz İmralı'da uygulanan ağır tecrit politikası, İmralı sistemi ve çözümsüzlük politikası karşımıza çıkmaktadır. Devletin ve siyasi iktidarın İmralı'ya, Sayın Öcalan'a yaklaşımından ülkenin gidişatının hangi yönde olacağını görmek elbette ki mümkündür. Bundan 3 yıl önce müzakere ve çözüm süreci vardı ve devlet heyeti, siyasi heyetler Sayın Öcalan'la görüşmeler gerçekleştiriyordu. Ülke normalleşmeye ve demokrasinin önü açılmaya başlamıştı. Sayın Öcalan 1999'dan bu yana tüm tecrit uygulamalarına rağmen barış çizgisinden asla taviz vermedi. Asla ödün vermedi. Türkiye halklarının barış içerisinde eşitçe yaşamı ve cumhuriyetin, devletin cumhuriyetle demokratikleşmesi için mücadele etti. Aynı zamanda Orta Doğu'daki demokratik sürecin gelişmesine öncülük eden bir liderdi. Çözüm süreci bu açıdan çok büyük bir önem taşıyordu. AKP, Öcalan'ı ve barış projesini tekçi, milliyetçi sistemin önünde bir engel olarak gördüğü için 7 Haziran öncesi bir düğmeye bastı ve müzakere masasını devirdi. Buna hep birlikte tanıklık ettik ve 5 Nisan 2015'ten itibaren aslında ikinci bir tecrit başladı. Sayın Öcalan sadece bu dönem bir tecritle karşı karşıya kalmadı. 1999'dan beri tecrit içerisinde tecriti yaşadı. Ancak bugünkü koşullar Sayın Öcalan'ın çok ağır bir tecritle karşı karşıya kaldığının bir göstergesidir. İmralı'nın kapıları açılırsa ve oradan topluma alternatif bir huzur, refah ve hatta özgürlük fikrinin geleceğini biliyorlardı. Bunu da iktidar hesaplarının önünde büyük bir engel olarak gördüler ve tecritle çatışmalı ortama zemin hazırladılar. Darbe ve OHAL'i kullanarak bu süreçten başkanlık sistemini devşirdiler. Ve bugün saray rejimini ayakta tutmak için İmralı tecritinde ne yazık ki ısrar ediyorlar. Bunun çok net anlaşılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu çok özel ve bir konsepttir. Dikkat edilirse eğer tecrit başladığından bu yana ülke içeride ve dışarıda krizlerle, darbelerle, savaş ve çatışmalarla boğuşuyor. Demokrasi, hukuk, insan hakları rafa kaldırıldı. İmralı tecridiyle ülkeyi topyekün aslında bir tecrit altına aldılar. Bu nedenle İmralı'ya yaklaşım demokrasiye yaklaşımdır. Tecrit edilen, hedef alınan Öcalan'ın barıştan, demokrasi ve özgürlüklerden yana olan düşünce gücüdür. Bu ülkenin geleceğine, demokrasinin gelişmesine en önemli katkıyı sağlayacak düşünceye tecrittir. Tecrit edilen Türkiye halklarının 2013-2015 yılları arasında bir bahar havasında deneyimlediği barış özlemleridir. Ne yazık ki bu sürece sessiz kalan Avrupa ülkeleri de tecrite ortaktır, bunu biliyoruz ve Avrupa Birliği kendi insan hakları sözleşmelerine ve hukukuna dahi uymamaktadır. Son verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da Türkiye'den bağımsız verilmiş bir karar olarak asla ele alınmamalıdır. Türkiye'de Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla yapılacak olan görüşmelere 6 ay boyunca bir disiplin cezasının verilmesi ve hemen ardından AİHM'in vermiş olduğu karar Türkiye ile Avrupa ülkelerinin
hem Kürtlere hem de Sayın Öcalan'a ortak yaklaşımının bir göstergesidir. Bu tabloyu asla kabul etmediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İmralı, halkların ortak geleceği ve bir arada yaşam için hassas bir noktadır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Tecrit, toplumsal açıdan bir kırılma noktasıdır. Bunun görülmesi gerekiyor. Bu politika sürdürülemez ve sürdürülmemelidir. Bu insanlık ve hukuk dışı uygulamalarının derhal sonlandırılması gerektiğini özellikle belirtiyor. İmralı tecriti kırıldığında bilinmelidir ki ülke çok büyük bir huzur ve refah ortamına ve bir normalleşme sürecine girecektir. AKP iktidarını ve devleti yönetenleri bu tehlikeli politikalardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Tecrit, Türkiye halklarının yararına ve çıkarına asla değildir. Biz İmralı tecritinin kaldırılması için demokratik, hukuki her türlü girişimi sürdüreceğiz. Tecrite her yerde karşı çıkacağız ve bu tecritin yarattığı tahribatları topluma, kamuoyuna ve Avrupa'ya anlatacağız. Buradan demokratik kamuoyunu ve demokratik kitle örgütlerini de tecrite karşı çıkmaya çağırıyoruz. Ama aynı çağrıyı ana muhalefet partisi olan CHP'ye de yapmak istiyoruz. İmralı gibi hassas bir nokta karşısında Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey olmamış gibi hareket edemez. Bu konuyu gündemine almalıdır. 3 yıldır İmralı'yla neden bağlantılar kesilmiştir? Bunu iktidara sormalıdır. Biz de buradan soruyoruz. AKP buna cevap vermelidir. Tecrite karşı çıkmak demokrasiye, özgürlüklere ve bir arada yaşama ve barış iradesine sahip çıkmaktır. Faşizme karşı çıkmaktır. Bu nedenle tecritin özellikle herkesin gündeminde olması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok değerli arkadaşlar, konuşmamızın başında da ifade ettik sevgili cumartesi anneleri aramızda. Benim yol arkadaşlarım, birlikte Galatasaray Lisesi önünde oturduğumuz, özellikle acılarımızı, kaderimizi birlikte harmanladığımız, birlikte ağladığımız, birlikte adalet sorduğumuz, hem Diyarbakır'dan hem İstanbul'dan gelen sevgili cumartesi anneleri. Bir kez daha size hoş geldiniz diyorum. Başımız gözümüz üstüne geldiniz diyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Çeyrek asırdır kayıp yakınlarını arıyorlar. Hep birlikte aradık. Cumartesi anneleri bu ülkenin toplumsal hafızasıdır değerli arkadaşlar. Toplumsal vicdanıdır aynı zamanda. Onlara yaklaşım demokrasiye, hak ve adalete yaklaşımdır ve insanlık onuruna bir yaklaşımdır. Özellikle 2013'te toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda da yer aldığı gibi AKP kayıplara ilişkin yaşanan suçları kabul etmiş, bizzat Erdoğan bu süreçte kayıp yakınlarıyla görüşmüştür. Kayıpların takipçisi olacağının sözünü vermiştir. Fakat gelinen noktada AKP kayıp yakınlarının değil, ne yazık ki faili meçhulleri gerçekleştirenlerin yanında yer almıştır. Cumartesi annelerine en meşru ve en masum eylemleri nedeniyle saldırılıyor, oturma eylemleri her hafta ne yazık ki engelleniyor. Bu hangi vicdana sığar, bu hangi adalete sığar, hangi gönülde, hangi vicdanda yer alır, bunu buradan elbette ki sormak isteriz. Devletin, iktidarın görevi kayıpları bulmaktır. Ve bu ülkede kayıp yakınlarını susturmak değildir bunların görevi. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, cumartesi annelerine yaklaşım, siyasi iktidarın kimlerle kol kola olduğunun açık bir göstergesidir. Saray yönetimi özellikle Çiller ve Ağır çizgisiyle buluşmuştur. 24 Haziran seçimlerinde miting meydanlarında yanına Çilleri ve Ağır'ı alan ve bununla birlikte aslında Susurluk geleneğine sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu bizlere göstermiştir.
Şimdi de bunun gereğini yapıyorlar, bunun gereğini yerine getiriyorlar. Erdoğan en son Almanya ziyaretinde, biraz önce grup başkan vekilimiz de örnek verdi, ölü çocuk ve yaslı anne heykeline bir çiçek bıraktı. Kendi ülkesinde ise kayıp yakınlarına her hafta müdahale ediliyor. Acaba o anıtın dili olsaydı bu samimiyetsizlik karşısında ne derdi? Buradan kendisine sormak isteriz. Cumartesi annelerinin direnişine sahip çıkmak, onların yanında olmak bir onurdur. Bir insanlık ve vicdan görevidir. Biz her zeminde annelerimizin yanında olmaya, kayıplarımızın hesabını sormaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Birileri kayıpların üstünü örtmeye çalışsa da biz bu gerçeklerin karanlıkta kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla bunun peşini bırakmayacağız. Faili meçhul cinayetlerle bu ülkenin karanlık geçmişiyle yüzleşebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bir ülke kendi geçmişiyle yüzleşmeden asla aydınlığa varamaz. Er geç Türkiye'nin de bu gerçeklerle yüzleşeceğine olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum ve bir kez daha değerli annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bu mücadelede sizlerin yanınızdayız diyorum. Değerli arkadaşlar, adaletin ve hukukun, yargının dibe indiği bir ülkede şimdi bir af tasarısı ne yazık ki tartışılıyor ve AKP'nin ortağı bir teklif verdi. Ve bu teklifle birlikte insan kaçakçılarının, çetelerin, mafyaların affedileceği tasarlanıyor. Bu affın anlamı şudur: bu çeteler dışarı çıksın, yeniden suç işlesin, faaliyetlerine devam etsin. Toplum üzerinde baskı oluştursun, sokakları çetelere teslim etmek teklifidir bu teklif. Af konusu eğer gerçekten tartışılacaksa, bu ülkede düşüncelerinden dolayı binlerce insanı cezaevinde rehin olarak tutma politikası konuşulmalıdır. Tutuklu siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucuları, kadın tutsaklar konuşulmalıdır elbette. Düşünceyi suç haline getiren yasa ve ceza sistemi tartışılmalıdır. Milletvekilimiz Leyla Güven tutukludur ama teklif çetelere af öngörüyor. Halkın temsilcisinin tutuklu olduğu, halka karşı suç işleyenlerin ise affedilmesinin planlandığı bir ülkeyle ne yazık ki karşı karşıyayız. Direnen havaalanı işçileri tutukludur ama iş cinayetlerine neden olanlar dışarıdadır. Konuşulması gereken esas konu ülkedeki adaletsizliktir. Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ ve daha birçok arkadaşımız demokratik siyaset yaptıkları için tutukludurlar. Ama oluk oluk kan akıtacağız diyenler ne yazık ki dışarıdadır. Buna yol açan bir adaletsizlik sistemi tartışılmadan, çözüme varılmadan ülkede hiçbir şey konuşulamaz. Cezaevlerinde onlarca hasta tutsak var. Ölüm döşeğindeler, Vefa Kartal özellikle 88 gündür açlık grevinde. Hasta tutsaklara yapılan bu zulüm tüm insanlığa yapılmaktadır. Bu da böyle bilinmelidir. Şimdiye kadar birçok hasta tutsak cezaevinde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hasta tutsaklara uygulanan hukuk ölümle cezalandırma anlamına gelmektedir. Aslında bu bir tür idamdır. Oysa yaşam hakkı en kutsal haktır. Bu nedenle hasta tutsakların acil ve kalıcı tedavilerinin yapılması ve cezaevi koşullarında tedavisi yapılmayan hasta tutsaklarında acilen infazlarının durdurulması ve serbest bırakılması gerekmektedir. Hasta tutsaklara cezaevinde ölüm dayatılırken Antep ve Ankara katliamından dolayı tutuklananların hastalık dolayısıyla tahliye edildiği kamuoyuna yansıdı. Bunu hep birlikte takip ettik. İnsanları hunharca öldüren IŞİD'çileri tahliye eden bir sistem, bir adalet anlayışı bu ülkeye ve bu ülke halklarına dayatılıyor. Bunu da buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Evet, af teklifleri toplumsal barışın sağlanması temelinde cezaevlerinin boşaltılması olarak düşünüldüğünde olumlu bir adımdır. Bu kanun teklifi ise
toplumsal barışı tesis etmek bir yana toplumsal barışa zarar vermektedir. Bunun görülmesi gerekiyor ve şu çağrıyı yapıyoruz iktidara. Gelin toplumsal barış için düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan tutsakların özgür kalacağı bir yasal düzenlemeyi tartışalım. Gelin Selahattin Demirtaş'ı tartışalım. Gelin Figen Yüksekdağ'ı tartışalım. Gelin Tuncer Bakırhan'ı, Bekir Kaya'yı, Aysel Tuğlu, Gülten Kışan'a, Sabahat Tunceli tartışalım. O arkadaşlarımız içeride siyasi düşüncelerinden dolayı rehin olarak tutulacaklar. Ancak siz farklı bir yasayla, farklı bir af teklifiyle biraz önce ifade ettiğim suçlardan dolayı içeride olanları özgür bırakacaksınız. Bu da toplumda ağır bir vicdan rahatsızlığına neden olacaktır. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Suç ve suçluyu üreten adalet sisteminin tartışılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Ve demokratikleşme yasalarını bu meclisin gündemine hep birlikte getirelim. Sorulması gereken asıl soru şudur. Ne oldu da daha önce, özellikle 3 yıl önce 70 bin olan mahpus sayısı şu anda 253 bine çıktı. İktidar ve ortağı bunun cevabını vermelidir diye belirtiyorum. Çok değerli arkadaşlar, son bir konu Erdoğan'ın Almanya ziyareti. Özellikle son dönemlerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir yakınlaşma algısı yaratılmaya çalışılıyor. Erdoğan Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret ve temasların ne yazık ki Avrupa Birliği müzakereleri ve demokratikleşme ile bir ilgisi yoktur değerli arkadaşlar. Erdoğan içeride yaşadığı sıkışıklığı, zorlanmayı aşabilmek için ve Türkiye'deki baskıcı otoriter yönetimini meşrulaştırmak için bu temaslarını sürdürüyor. Bunu biliyoruz. Kendi ülkesinde muhalif herkesi terörist olarak gören anlayışını Avrupa'da örgütlemeye çalışmaktadır Erdoğan. Yine Birleşmiş Milletler toplantısında insanlığı ölümü olan tüm silahlar yasaklanmalı diyor ve bunu diyen Rusya'dan S-400 satın almaya çalışıyor değerli arkadaşlar. Bize paramızla silah vermiyorlar diyor. Bütçesini savaşa ve silaha ayırıyor. Yerli ve milli silah ürettik diyor. Ama dışarıda silahlar yasaklanmalı mesajını veriyor. Ve yine diyor ki Fırat'ın doğusu güvenli bir bölge olacak. Türkiye'nin müdahale etmediği her yer zaten güvenli bölgedir. Sizin gittiğiniz yerlerde aslında güven yoktur. Bu politikanızdan, bu savaş anlayışınızdan, bu çatışma anlayışınızdan bir an önce vazgeçmelisiniz. Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu ve dünyanın her yerinde müzakere ve diyalogla her türlü sorunun çözülebileceğini biliyoruz. Ve Türkiye'nin özellikle güvenli bölge olarak gördüğü yerlerin ya da kendileri açısından, Türkiye açısından tehlike arz ettiğini ifade ettiği yerlerin güvenli bölgeler olduğunu da buradan bir kez daha kendilerine hatırlatmak isteriz. Afrin bir istikrar bölgesiydi. Türkiye işgal etti, istikrar ve barış ortamı Afrin'de bozuldu. Ondan sonra gidecekleri yerlerde de aynı şeylerin yaşanacağını çok iyi biliyoruz. Kürtlerin Rojava'daki konumu Suriye'de güvenlik ve istikrar kuşağıdır. Bunu kırmaya ve o bölgeyi özellikle istikrarsızlık ve çatışma alanına dönüştürmeye çalışan Ankara'dır. Çetelere verilen destekler, gönderilen silahlar bunun sonucudur. Dolayısıyla Erdoğan'ın ne söylediği değil, ne yaptığı önemlidir. Ne Avrupa'nın, ne dünyanın, ne de bu söylemlere, özellikle verdiği mesajlara hiç kimsenin bakıp aldanmaması gerektiğini belirtmek isterim. Biz bu ülkenin faşizme teslim olmasına asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi, özgürlük, adalet, barış ve eşitlik mücadelemizi kararlı bir şekilde hep birlikte sürdüreceğiz. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye halklarının umududur. Ortak, eşit, yaşam adresidir. Tekçi, milliyetçi sistemin tüm dayatmacı politikaları karşısında demokrasi ve barış çizgisi asla kaybetmeyecektir arkadaşlar.
Hiç kimse umudunu yitirmemeli, hiç kimse karamsarlığa düşmemelidir. Güzel günleri hep birlikte yaşayacağız ve güzel günleri hep birlikte yaratacağız. Halklarımızın layık olduğu demokratik ve özgür yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır hepinizin yardımcısı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.